Sevgili dostlarım, herkese Fallout New Vegas'tan merhabalar. Evet, en sonki bölümde intikamımızı aldık. Mağrur bir şekilde cesedin önünde oturuyoruz arkadaşlar. Beni görüyorsunuz ölmüş. Daha doğrusu öldürmüştük. Evet, intikamımızı aldık. Artık gönlümüz, vicdanımız rahat. Artık bu bölgelerde rahat rahat gezebiliriz arkadaşlar. Bir sıkıntımız kalmadı değil. Benim silahını aldık. Bu silah gayet güzel bir silah. Bunu açamıyorum. 50 kilit açma yeteneği istiyormuş. Aslında normalde ben kilit açma yeteneğini her zaman geliştirirdim. Bu oyunda geliştirmedim. Şimdi birçok şeyle burada karşılaşacağız. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Çok konuşma olacak bu bölümde. Bazı şeyleri çözmek için o konuşmaları yapmak zorundayız. Siz de anlayın diye uğraşıyorum. Bu dolaplar boş görünüyor. Şimdi Benny'nin gizli bir odası var. Öncelikle oraya mı gitsek yoksa Mr. House'u mu görsek? Bence şöyle yapalım. Önce gizli odasına gidelim. Seksi gecelik aldım bak. Çok lazım olur ya. Seksi gecelik. Acayip lazım olacak bana. Önce gizli odasına bir gidelim. Daha sonrasında Bay House'la görüşelim. Bu arada karnımız acıkmış. Hemen bir şeyler yiyiverelim. Taze elma, taze armut. Gönder gelsin. Şimdi buradan çıkacağız. Benim odası başka yerde. Buradan nereye gitmem lazım benim ya? Burada gizli bir şey var mıydı? Yoktu herhalde. Neyse, çıkabiliriz. Evet. O suite'e gidiyor. Burası değil. Asansörle mi çıkıyordun? Asansörle çıkmıştık da. Direkt yukarı mı çıkmam lazım? Bir dakika şu şeye, görevlere bakalım bir. Oradan belli olacak. Tops'taki odasında ipuçları ara diyor. Şimdi Tops'taki odası nerede? Haritayı açar mısın? Buradan gitmem lazımmış. Aynen. Hey, there's the high roller. Ring-a-ding, baby. Hope Swank's smarter than Benny. Hello. Hello. Evet, odaya buradan gidiyormuşuz. Burası. Değil mi? Aynen. Kapıları kapat. Şimdi şunları toparlayalım. Bunlar para yapar. Zaten ticaret kastığım için de her türlü para yapacaklar. Evet, gizli yere geldik. Burada bizi Yes Man karşılıyor. Evet adam. Yes Man. Bir dakika. Çilingir rehberini aldım. Bir etrafa bakalım önce. Başka bir şey yok herhalde. Burada başka bir geçiş var. Gizli bir yer. Görüyorsunuz. What can I do for you today? Evet şimdi ne yapıyorsun burada diye soruyla başlayalım. Bay House'un veri ağını izlemek görevim ve şifreli yayınları çözmek. Bana Yes Man diyebilirsin. Bunu beni programlamış arkadaşlar. Bu bir normal diğer robotlar gibi güvenlik robotu ama bunu direkt programlayıp hacker yapmış bir nevi. Bu nasıl bir isim lan Yes Man diye? Probably
Beni bir Sacrium mu programladı kendi başına? Yardım aldı bayan bir arkadaşından. Ha, o bayanı aslında bir tanışmak lazım bayanla. Serbest bölgede. Bu yer neresi? I guess you could say it's my entire world. I don't think I've ever left this room, but that's okay. I'm not complaining. Bu plastik fişi daha önce görmüş müydün? Sure. Benny had me look at it a bunch of times. It's a data storage device, kind of like a holotape, but a lot more advanced. As for what's on it, well, some of Mr. House's data transmissions made it sound like the chip could upgrade. Savunma sistemlerini geliştirmek için platin fişe ihtiyaç varmış. You need special hardware to read the data on it. There are two locations with non-standard hardware on the network. The Lucky 38 and an underground facility at Fortification Hill. Evet, bu platin fişi okumak için, platin fişin aktif olması için bir şey gerekiyormuş. O da ya Mr. Bay House'un bölgesinde ki yerde ya da sur tepesinde mi? Orada bir yerde o tesiste bu fişi etkinleştirebilirsin diyor. Beni platin fişiyle ne yapmayı planlıyordu? Bay House öldürüp nöro hesaplama matrisimi şanslı 38'in ana bilgisayarını kopyalamak için platin fişi kullanmaktı. Kendi programlayacaktı Mr. House'un bölgesinde diyor ve beni bana ne söyleyecekse onu yapacaktım daha sonrasında. Böyle bir şey yapılabilir mi? Diyelim New Vegas'ı kendim için devralmak istiyorum. Ne olacak? Beni bunu istemezdi senin başa geçmeni ama ben böyle programlandım. Yapacak bir şey yok. Sen ne dersen onu yaparım. Kim ne derse diyor. Evet. Ben burada Bay House'u ortadan kaldırabilirim ya. Kendimi başa geçebilirim. Onu da söyleyeyim. Önce bir Bay House'u konuşalım da. By the time you finished up all of that, the Legion should be close to attacking Hoover Dam, and we'll execute the last phase of the plan. Tabii bunları hemen yapmayacağız. Bu söyledikleri şey daha çok uzun şeyimiz var. Ben sadece oyunu bildiğim için direkt bu taraflara geçtim. Bunları görün diye. It makes me feel really dumb to admit this, but I don't actually know. Mr. House. Geçelim bunları. Şunları kontrol et, bunları kontrol et. Bombacılara git diyor, onlara git. Bunların yardımını topla. Yani kendine şey bul diyor. Adam bul falan filan diyor. Şimdi birçok grup var buralarda. Onlara git, işte şu tarafa tarif edin nereye gitmem gerektiğini. Ne yapmam gerektiğini. Çelik kardeşliği de bul diyor. Onları da bulacağız. Çok şeyimiz var. Aşırı işimiz var arkadaşlar. Evet. Bütün şeyleri aldık. Şimdi bunu da yaptığımıza göre ben seviye atlamadım mı ya? Seviyem kaç? 8. Buradan gidelim. Şimdi Bay House'la konuşma zamanı. Tabii ki şimdi bunları hemen yapmayacağız. Daha çok yolumuz var. Gene çorak topraklara döneceğiz. Orada görevleri yapmaya, yan görevleri yapmaya devam edeceğiz. Daha çok seviye atlama. En az bir 15. seviye olmam lazım öncelikle. Tamirata başlamak için. Hey, there's the high roller. İşte az solist diyor. Welcome back to the tops. Benny'nin öldüğünü söyleyelim de. Find anything? Öldü. Guess that makes me the boss. Senin patron mu yapar? Neyse. Swank, görüşürüz.
Kendine cici bak. Evet, şanslı 38'de Mr. House, Bay House var. Caesar'ın adamı. Vay be. Bana hediyesi mi var? Caesar will not extend this mercy a second time. My lord requires your presence at his camp at Fortification Hill. His mark will guarantee your safe conduct. I am Wulpes Inculta of Caesar's legion. I serve my master as... Go to... Caesar beni görmek istiyormuş. Başkasının mesajı var. Büyükelçi Koykur'dan geliyor. Çok önemli bu falan filan. Şimdi burada ünlü olduk arkadaşlar. Beni öldürdük. Mr. House'a görüşeceğiz şimdi. Bu bölgede herkese bize taraf seçmemizi söylüyor. İşte bizim tarafımıza gel. Bizim tarafımıza gel. Burada artık değerli birisi olduk. Şunlarla ilgili bir görev vardı galiba ya. Bir dakika, hatırladığıma göre. Hitabet konusu vardı herhalde burada. Dur bakalım. Howdy son, how can I help you? But make it quick. Goddamn heat's worse in this town. Mesele ne? Sharp eyes on you, all right. We've gone through a heap of trouble. Belal olduğu biri varmış. İntikam almak, benim gibi bak. Adam amacı var. Nedir intikam meselesi? Long list of grievances that Heck Gunderson's got to answer for, kid. I'm here to make sure that rancher stops stealing. If he ain't chiseling behind your back, he just sends his men ready for a fight. Then you either sell your ranch for a penny, or you're dead. I'm tired of being trampled over, kid, and I got a good mind to stop Heck once and for all. What more you want? He's a slithering snake, what he is. One of the biggest landowners this side of the Colorado, and it's all stolen, I tell you. All that money buys him any NCR senators he wants. Scoundrels like Heck. There's just no way for us small folks to get by, much less. Heck haksız yoldan toprak alıyormuş galiba. Bu da topraklarını vermek istemiyormuş. Heck çorak topraklardaki diğer çiftlik sahiplerini nasıl tehdit ediyor? Ne gibi planın var diyelim bakalım. I have no illusions that he'll ever stop his plundering. So I'm just gonna... Here in town he's got a few of his armed men to protect him. Where I come from, we appreciate good intentions. I reckon. Tell you what, that chiseler's blowing. İşte şehirde ne haltlar yediğini bilmek istiyorum diyor. Onu açını yakalamak istiyorum diyor. Da. Pebble Delay diye geçti. Bir bakalım o göreve ya. Merak ettim. Onu nasıl yapabiliriz? Heck Gunderson ultra lüksü ziyaretin arkasındaki amacı öğren. Nereye gitmem gerekiyor? Şurası mı acaba? Şurası. Ultra lüks. Hitabetimiz var. Bakalım. Görev olacak mı? Beg your pardon, but could I trouble you to turn over? Silahları teslim alacaksınız. Ha, sinsilik oldu mu gizleme şansım var. Neyse. Silahlarımı alabilirsin. Bunda niye silah var? Korumaymış bu. Şimdi hack şu mu? Heh. Beg your pardon, stranger, but I'm looking for someone. You ain't seen a young man with dark brown. Koyu kahverengi saçlı ve beyaz şapkalı bir genç bir adam görmedim. Ain't nobody. Oğlunu arıyor. Ain't got one Brahmin unaccounted for across a dozen ranches, but I'm here for an hour. Demek çiftlik sahibisin. Oğlu kaybolmuş bununla. Bighorners too. Used to just have the one ranch. But land was easy to grow. Before I knew it, I was running one of the biggest ranching up. Now everywhere I go, folks I never even met shake my hand and call me Mr. Gunderson. Don't.
My boy, Ted. He was right here. I didn't leave him but a minute. I told him to stay put while I talked some things over with... He was never one to stay tied down to a spot, though. Got most of my staff out looking for him now. I'd be... Of course, if he does that, I'll whoop him till his skinny hide turns to leather for putting me through this. I'd be more than happy to have you. Ed, and if he ain't, you... That's between me and the White Glove Society. But let's just say... Beyaz Eldiven Sosyetesi ile ilgili bir işi varmış burada ama oğlunu bulmak da istemiyorum ya. Bunu da yapmak zorundayız. Bu şey bir görev bunlar ya. Birbirine bağlantılı bir görev. Soruşturmaya falan diyor. Did you know the strips all... Nereden gitmem lazım? Buradan. İnşallah çatışma falan olmaz. Welcome to the Ultra Lux. What else, Mr. Gunderson? It's put us in a rather delicate position, you see, his coming here. No, but our executive chef, Philippe... Tamam, geç bunları. This again? I thought this was all settled. I answered every one of that investigator's questions too. I know our reputation hasn't always been spotless, but that's all in the past now. For the last time, the White Glove Society has never and will never consume human flesh for any reason. Oha. Eldiven Sosyetesi normalde insan eti yiyormuş. Daha önceden yasaklanmış artık. Et mi yiyordu? Now didn't I already tell you that we don't do that sort of thing? We do not though we haven't always been the White Glove Society. There was another time, a dark time, when we went by a different name. But that's all changed now. O zaman ismimiz farklıydı diyor. Şimdi artık insan eti yemiyoruz. O da güzelmiş. O da iyiymiş yani. You disgust me. How dare you say such a filthy thing? Kötü şöhret kazandık ya. You'll kindly bir adam geçenlerde kaybolan birini arıyorum diyorum. Well then this I'm going to have a word with my why yes I think Allah Allah. Dedektif hakkında soru sor. Buradan mı gireceğiz? Buradan gidiş yapacağız. How may I be of service, sir? Private investigator. This was about the missing bride. If I might pry. Of course. No ordinary. Ya. Bunda şey var. Çatışma gibi bir şey olacak gibi ama silahım da yok. İşi garibi. Hayırlısı bakalım. Çatışma bunda kesin vardı. Hatırladığıma göre. Evet. Dedektifin şeyi burada. Kibrit kutusu diye bir şey bulduk. Neymiş bu? Aşağıdaki yazı kibrit kutusunun üzerine karalanmış. Ölse, sauna ölse dördüncü diyor. Öldürmüşler bunu. Silah falan bulma şansım
Ah, geldi işte. İşte başımıza geldi. Ben ne demiştim size? Bu görevi yapmayalım o zaman. Ya bu nasıl saçmalık ya? Saldırın şunlara da bari. Beni öldürmesinler. Saçmalık yani şu an. Sauna'ya geldik. Yanlış yere geldik aslında. Bunları döverek öldürme şansım var mı? Lan silah yok. Öldürürler beni ya. Sonra? Tamam lan, öldürün lan, öldürün. Anasını satayım. Nasıl bir görev bu ya? Bana bir şey vermiyorsunuz ki ben hani adamları öldürebileyim. Çok saçma bir görev. Böyle mi öldüreceğim adamları ben şimdi? Neyse, dönüyoruz çorak topraklara ya. Level kasamadığım için yani saçma sapan bir duruma düşüyoruz. Çok erken geldik bu taraflara. Dön abi. Ya oğlum bir gidin lan. Orada sevilemiş o. Neyse şöyle yapalım. Buradan dönelim. Şimdi Bay House'a gidelim mi? Bayağı uzun konuşacak. Nasıl yapsak bilemedim. Onun konuda konuşsak bile onun görevlerini yapmayacağız. Onu baştan söyleyeyim. Ama gitmesek de olmaz. Hadi gidelim. Partner, good to see you again. Boss. Come back. Vay, kapı çok güzel açılıyor. Şans 38 burası. En tepeye çıkacağız şimdi. Bay House'un bulunduğu bölgeye. Where to, partner? Çatı katı değil. Penthouse floor. Well, hello sugar. Mr. House is waiting for you in his office. Bu arkadaşlar, bu robotun bir özelliği. I'm Jane. Anlasın da. Kar küresi koleksiyonu var. Hani en başında, oyunun başında bir mezarda kar küresi bulmuştuk. Onları para karşılığı alıyor bu robot. Her kar küresine 2000 şişe kapağı veriyormuş. Gayet güzel bir para. Fena değil. Bir tane bulmuştuk daha öncesinde. Her bulduğumuzda buna geleceğiz şimdi artık bundan sonra. Ve Bay House'un bölgesine geldik. Bay House da burada. You've been a busy courier, haven't you? You take your obligation to deliver a package very seriously, an ethic for which I am grateful.
I will admit, when you ignored my invitation, I predicted negative outcomes. But you have a way of exceeding it. Şimdi arkadaşlar, burada yalan söyleyeceğiz. Well, enough. Let's have the chip then. Yalan söyleme şeyi yok ya. I'll be happy to satisfy your every Fine. Give me the chip and I'll pay you four times the delivery bonus. İkramenin 4 katını vereyim diyor. Ticaretimiz var. Bu güzel bir başlangıç ancak market değerinin aşağısında. Öyle kolay vermeyiz Bay House. 5 katı. 1250. Delivery of the platinum chip. I invite you to think carefully about what you do next. Standing alone before My house. O kadar bak şeyin altından geçtik. O kadar çorak topraklardan bu taraflara geldik. Yani 1250 vermezsin ya. O kadar az vermezsin. By the time I was 30 years old, I was a billionaire 30 times over. I founded and ran a vast economic empire. Do you really think I'm going to let an upstart come into my home? I spent 2 centuries searching for the platinum chip. It's mine. Bayos, bana bağırma bak. Sen şimdi burada. Now be a good courier and deliver it. Kafayı yedi. Why thank you so your for Tamam, neyse paramızı verdi hiç olmazsa. Some things are more easily shown than told. Take the elevator all the way down to the bottom level and you'll see what I mean. Don't worry, you'll like what you see. We have much to accomplish, you and I. Ya şimdi Platinum Fish'in ne işe yaradığını gösterecek burada. Yaklaştım bile. Bunları alsak nasıl olur? The titanium alloy housing that protects its electronic core deflects small arms and shrapnel easily enough. Its X-25 Gatling laser produced to spec by Glassinghouse Inc. is deadly against soft targets. Tamam, robotlar özelliğini gösteriyor. Lazerlerin, bazerleri var, silahları var diyor. Tamam. Ya bunlar normal şeyleri diyor. Standart. Bunların ikinci silahları da varmış bilinmeyen. Bakın M235 roket atarlarına geçtiler şimdi. Kırmızı oldu bakın, direkt değişiverdiler. Tehlikeli oldular yani. Uf, bir de bomba atarları varmış ayrıyetten. Asıl güçleri bunlar robotların. Bu yazılım güncellemesi. Ya Bay House sözde bunu işte New Vegas halkını korumak için yapıyor ama ben gene güvenmiyorum buna. I've since broadcast the upgrade to every Securitron in range of my transmitters and I must say it's causing quite a stir down on the strip. Şimdi ne olacak? To secure the future of New Vegas, I must have your assistance. The work ahead is dangerous. The next step will require you to infiltrate Caesar's camp at Fortification Hill. Absolutely not. Caesar onun işine yarıyor Bay House'un. I don't want you harming a hair on that man's head.
assuming you could find one. I want you to open a hatch in the basement of the derelict weather station atop Fortification Hill. You'll recognize it on sight. The hatch bears the logo of the Lucky 38, same as the platinum chip. You can't, but the chip can. Orada bir kapak bulacakmışım gittiğim yerde. Bir şey tak koydum da oraya, açılacakmış direkt orası. Ne var arkasında? Tamam, sürpriz diyor. Bunları geçelim. Bunlar gereksiz. Tamam. Bundan da talimatları aldık ama çoğunu yapmayacağım. Ben bunu öldüreceğim ama şimdi değil. Şimdi buna ihtiyacım var. Şimdi buna ihtiyacımız var. Direkt. Kumarhaneden çıkış yapıyoruz herhalde. Aynen. Buradan çıkış yapalım. Artık yan görevlerimize dönebiliriz. Daha karakterin çok çok fazla gelişmesi lazım bu görevleri yapmak için. En az bir 20. seviyeye gelmesi lazım. Ne oldu? Vahid'in müritleri, yani bizler Bay House'un teknolojisini araştırmak istiyoruz. Nasıl hayatta kalabiliyor diye. Right. We just want to find out what sort of technology Mr. House. It could be of great benefit. Doktor olsan bu konuşmada ölümcül kapak düşüklüğü olduğu tanısını koydu. Güzelmiş. Yeterince iyi değil diyelim. Neyse, dur anlaşalım. Hiç olmazsa XP kazanırız. Bu nasıl bir görev vermiş? Vahiy müritler için şans 38'in veri ağına bir izleyici yerleştir. O görevi veri ağı nerede ki? Kaçıncı katta? Neyse onu sonra yaparız ya. Biraz zor bir görev gibi duruyor. Şimdi eşyalarımızı bırakacağız. Fazla eşyamız yok. Sadece kıyafet var da. Hemen onları bırakalım. Ben'in elbisesi de şey veriyor yalnız. Ne veriyordu? Ya o kalsın elimizde olmazsa. Artı 5 ticaret, artı 5 hitabet veriyormuş. Kalsın. Balyoz var elimizde ya. Yeterli. Zaten Ben'in silahı bana yetecek burada artık. Maria ha. Ben de Ben'in silahı da arıyorum. Aslında Maria yani ismi. Burada pek fazla yapacak bir şey kalmadı bu bölgede. Artık yavaş yavaş etrafı keşfetmeye başlayabiliriz. Çok hızlı gidiyoruz ama biraz yavaşlamanın vakti geldi.
buradan nereye gideceğiz şimdi? Sloan'ı keşfettik. Gizli vadi var bu tarafta. Orayla bir işimiz yok. Aslında Novak'tan şuraya geçmeliyiz de. Repcon'dan direkt buraya gelsek. O da olabilir. Bir takipçi yapalım kendimize. Buradan işaretlemem lazım şurayı. Bu tarafa geçeceğiz. Şu an kaç kapak var elimizde? 4025. Aslında kumar oynayabiliriz. Bir bölümde kumar oynayalım. Kumardan bayağı çok para kazanabiliyorsunuz. Paramızı öyle kasarız biraz da olsa. Açlık var. Aç. Aç. Patates cipsi yesek. İyi. Biraz uyuyabiliriz. Evet, yeni bir takipçi. Şişe yıldız kapağı diyor. Şu arkadaşlar, bunu bir konuşalım. Wow, you have come a long way then. I've never been there, but I've met some traders who well, welcome then. I'm Veronica. Veronica. Well, a bunker, if you want to get technical. I think it sounds more... But I'm not there much anymore. I'm usually out here picking up food and supplies for my family. Whatever... Yeah, I'm not worried. They can handle themselves. But somebody has to get the groceries, know what I mean? And actually, these days, I think they'd rather have me out here anyway. But that's a whole other story. So... Sor bakalım. I had a run-in with this group calling themselves the Brotherhood of Steel. Çelik kardeşlikle berabersin. Do you know anything about them? Onlar hakkında elindeki ileri teknolojiyi kullanmadıkları sürece genellikle zararsızdırlar. Well, that shouldn't be a problem for me. I can't afford anything like that. Hey, so where are you? Valla nereye gideceğim belli değil. Guess we have that in common then. Olur. Be honest. You're the first person I've run across out here that looks like there are places I've never been to that'd be too dangerous for just me. Tabii ki. Well, thanks for Tamam. Direkt anlaştık. Artık benle geliyor. Bir takipçimiz oldu arkadaşlar. O takipçiyi de burada bulduk. Nerede tam olarak? 188 ticaret noktasında bulduk arkadaşlar. Burada bir takip Veronica takipçimiz ve Çelik kardeşlikle bir ilişkisi var. Bunun sayesinde Çelik kardeşlikle rahat bir şekilde tanışabileceğiz. Onlar da önemli. Onlar da bize güzel görevler verecek. Onların görevlerini de yapacağız. Birçok görev var. O kadar çok fazla grup var ki, o kadar çok fazla şey var ki. Çorak topraklarda New Vegas'ta birçok yerde fazla fazla görevimiz olacak.
Evet dostlarım, burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.